karton desen yapıyor. Evet. Ramazan. Ramazan. Soyadın? Oğul. Oğul. Peki bu kaç yıldır bu işi yapıyorsun sen? 15 yıl oldu herhalde. 15 yıl. Başka bir mesleğin var mı? Şimdi dersler çok değişik mesleklere atıldıkları için. Yok da en son buna başladım. Daha belki mesleğin var mıydı? Şoförlerim var. Evet. Tezirek geliyor. Evet. Şimdi kızlardan anlat, nasıl başladın, bu ilk hayata nasıl atıldın, yani para kazanmaya ne zaman başladın? Valla tezirlikte çalışıyordum amca, ücretler tatmin etmiyordu o zaman. Evet. Dokumacılık da iyi para veriyordu. Evet. 76-75 arası. Evet. Masrajıyla ben başladık işte, haftalık 75 lira. Evet. Gene yana bu sene yana bek geldik işte. Peki şimdi bu yaptığınız iş sizi kurtarıyor mu? Satışlar yani iyi mi yani? Şöyle. Satışlar çok iyi. Şu anda çok iyi. Evet. Mevsimi var. Ya işçilik biraz düşük. Evet. İşçilik düşük. Başka bir yönü yok. Evet. Peki çok... şimdi sana para verseler kaç derece çalışırsın cesaretinde? Ne yapmak istersin? Sonra deseler ki oğlum sana para vereceğim. Ağa da bir dükkan kayardın da sanayi kurulur. Evet. Ağa dükkan, ağa da deseler ne yapmak istersin? Ne iş yapmak istersin? Paramın yettiği kadar çalıştırırım. 3 tane, 5 tane. Ha. Eğer pazarlayabilirsem onu. Evet. Pazarlayabilirsem hayır, başka bir işle yapmak mı? Yalnız bu kilim değil ya. Başka bir asıl bu işin yapılması yok mu? Var. Mesela daha geniş ipliğini de üretirsin. Dokumasını da kendin yaparsın. Her şeyi abi, boyasını. Abi o başka olur. Daha başka olur o zaman. Ha. Elimize geçse. Ha. Kim istemez? Tabii. Yani cesaretin var. Abi. Ha. Öyle bu durum elimize geçse hiç durmam. Peki bu Beşli'den sorayım genç olarak. Neden göçtüler dışarıya gidenler? Sebep neydi ya? Niye göçtüler? Şimdi göçmelerinde sebep dışarının pazarı daha başkaydı. Mesela Batı'nın açılmaz istediler. Sonra fabrikalar, gittik her şey oradan geliyordu. Evet. Hepsi el altında oldu orada. Şu anda burada öyle şeyler yok. Evet. 3-4 tane fabrika da var, yeterli de. Evet. Mesleği yeterli de. Hep dışarıdan alıyor. Evet. Ama onlar buraya getirseler. Evet. O fabrikalar burada çalıştırsalar. Evet. Şimdi sanayinin o zaman daha çok gelişler. Daha iyi olur. Evet. Şimdi ikincisi diyoruz ki biz bu işi yapabilmemiz için bütün destinlere hep yerde sesleniyoruz. Bu artık bir banka gibi bir şirket kuralım. Evet. Mesela Besli'de kayardı yer ayrılmıştı sanayi. Sanayi sitesi evet. Ayrıldı. Biliyorsun bu aşağı şehir yıkıldı ev yaptılar. Evet. 20 sene oturdu kimsenin umuru doymadı. Yaptı sıkır sıkır ödedi. Değil mi? Evet. Herkes ev sahibi oldu. Ben de burayı da böyle dükkan sahibi olması için devletle millet yan yana olarak burayı yapalım. Senin gibi bu dergahını bağına bize kira kira ödemek. Evet. Değil mi? Çok iyi olur. Çok iyi olur. Böyle bir şey olsa siz de katkıda bulunur musunuz? Niçin olmayayım abi? Bugün öyle durum vardı. Yalnız aidatlar çok yüksek. 500 bin lira. Ben işçiliğimi nasıl ödeyim bunu? Ödeyemezsin. Ödeyemez. Senin 150 bin lira. Belediye bir yardım etse de bunu 20 bin lirada, 100 bin lirada, 50 bin lirada tutsa. Şimdi bu belediye işi değil, bu Sanayi Bakanlığı'nın işi. O zaman oralara biz yarışamıyoruz. Şimdi üstümüzdekiler... devlete diyeceğiz ki bak bu cesaret işte de silahımız, evet. Cephanemiz bize cephanenle yer göster. Tabii. Ha. O zaman biz... atılırım ben. Ha. O zaman yaparım o işi. Ha. İşte bunu istiyor. Yeter sen, ki katlı sen olsun. Ben çalışırım arkadaşlar. Çalışırım. Ha? Üretirim, diyecek. Satarım. Ha? Ha? Böyle cesur kişiye parayı verin diyeceğiz. Evet. Çoka atmayın. Verin, karınız neyse de listedin de alın. Alın. Ha? Ben de ama, kazanım, sen de kazan. Ha? Böyle istiyorum. Evet. İkincisi de biliyorsun bu sizin bu kilimi, dokumanızı, besinin fıstığını yayabilmemiz için
bir folklorla gitmek istiyorum. Türkiye çapında bir 5 yıllar folkloru kurmak istiyorum. Ben. Evet. Yani şimdiye kadar da hiçbir hemşehrimiz hayır demedi. Bununla gerekse futbol. Mesela 5 futbolu var. Evet. Sporu var. Bununla ikisini yan yana destekleyerek Türkiye'nin birçok televizyonlarında, şehirlerde ve böyle oturan besleyen olduğu yerlerde gazetler, amaç bilimler. Amaç tanıtmaksa katılırım hepsine de. Tabii. Hepsine de katılırım. Ha. Folklor duysa folklor. Futbol duysanız futbol. Peki. Yeter ki tanıtım. Tamam. Aşağı aşağıda 5 yıl olarak kimler derler? Bekeneci hocalar. Hangi obada oturuyordunuz? Toplamış. Ya pardon şey. Yaz obası. Yaz obası. Peki. Bu mesela kaç yılında atıldı? Şöyle kısadan anlat. Başka ne işler yaptın da bir sene. Bir sene oldu. Eski hatıralı. Daha evvel neler yaptın? Şöyle kısaca anlat yani bu hayata. Öğretmenlik yaptım. 29 yıl öğretmenlik yaptım. Evet. Öğretmenlikten emekli oldum. Hangi vilayetlere gittin mi, Besli'de mi yaptın? İzmir, devlet Besli'de yaptım. Ha, İzmir'de. Evet. Neresinde İzmir'in? Ödemiş. Ha, güzel, iyi yerde. Peki, bu işe neden, şimdi emeklisin, bu neden bu atıldı? Senin işin değil, dokunmacı da değilsin. Seni iten sebep ne bu? Baba mesle. Ha, baba mesle. Demek ki Besli'ler her işe dalıyor. Kabiliyet var. Tabii. Ha. Peki sana da soruyorum. Bu Besli'de niye göçtü bu millet? Bir tahsilli olarak görüşün nedir? Neden göçtü? Besli'den göçüşünün iki nedeni vardır. Evet. Birincisi işsizlikten. Evet. Geçim sıkıntısından. Evet. İkincisi de terörden. Evet. Burada bulunan iş verenleri rahatsız edildi. Bazı yersiz hareketler yapıldı. Evet. Bu hareketten adam başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Peki. Güzel. Şimdi diyorlar ki bu Besli'nin yeri bizim Besli halkının çalışmasına elverişli değil. Bizim atımız var, meydan bulamadık diyorlar. Evet. Gerçek doğru mudur? Hayır, doğru değil. Yani şimdi Gayardın'a sanayi kurmuşlar. Evet. Madem buraya cevap verildi, oraya niye ihtiyaç duyuldu? Demek ki burası hani hiç, bugünkü şartlarda, bugünkü teknolojiye uygun bir saha değil. Yani aynen. Bunu gören de biliyor. Devlet yol bile geçirmedi. Şimdi ben bunu soruyorum. Sana deselerdi Besli'ye kur deseler, nereye kurardın gönlünden? Gayardın'a kururdum. Dundar yazısına kururdum. Ha neden? Oranın şehir durumuna göre daha elverişli olduğunu, düz olduğunu. Sağlam. Evet, dalgalı. Sağlam. İstanbul'da dalgalı. Sanayi olmuyor mu? Oluyor. Olur, ama yeri sağlam. Yeri sağlam. Güvenlikli. Burası da sağlam efendim. O açıdan burası da sağlam. Mesela değil, ama karşı tarafa karşıya istediği kadar yapılabilir. Tabii. Yani, değil, yani, mazeret evet. Değil. Evet. Peki. Mazeret olan iki şık var. Bir, evet. Parasızlık. Evet. İkincisi, parası olanların memleketten göçmesi. Evet. O da tabii
rahatsız edildiklerinden arkadaşlarım. Evet. Devletin sahip çıkmaması lazım. Evet. Peki bu aşağıda biz burada Beşli halkı biliyorsun, sen aşağı aşağı hatırlıyor musun? Hatırlarım. Ha, bizim yürüyüp oynuyorduk. Güzel çalgımız vardı. Keloğlu, Reşitler, Bayram Kalaları, ondan sonra Adıyaman'ın Mehmet Akıyyumlar, Yedi Dereler. Evet. Yürüyüp eğleniyorduk, az kazanıyorduk, mutluyduk. Evet. Şimdi bakıyorum milyondan, yüzden çeklerden geziyorlar ama mutlu değiller eskisi gibi. Bu neden oluyor bu? Bu nedir bu? Neden kaybımız bu? Bu neşe neden kayboldu? Dünyada değişim var. Evet. Dünyada değişim var. İnsanlar her zaman için ilerlemeyi, gazete, basın ve yayın, televizyondan bakarak, görerek öğreniyorlar. Daha ileri gitmek istiyor vatandaş. Ha. İşte bizim filmin gayesi de bu. Bizim Beşli'nin halkı çalışkan, taşı sıkan ünele. Ama kimse bu işin üzerine gidilmemiş. Evet. Şimdi diyorum ki bir Beşli folkloru kuralım. Bir de şeyimiz var, sporumuz var. Evet. İkisini yan yana destekleyelim. Filmle artık, kağıtla, Beşli kitabıyla bu işlerin zamanı geçmiş onlar. Eskiden. Tabii, tabii. Ha. Böyle canlı, senin gibi çalışmak isteyen, cesareti oluşturan kişilerin yardım edilip bunlara yardım edilmeli. Tezgaha alınmalı, sanayi kurma al oğlum, taksit taksit öde demeli. Ödedikten sonra rahata kavuşunca da vergi vermelisin. Esas sanayileşen ülkeler böyle. Ben yabancılarla çalıştım, planlı çalıştım. Plansız insan, hiç insan değil. Evvela insan yapısal, ailede olsun, sanatta plan olmalı. Peki böyle bir şey kurulursa, folklor katkıda bulunur musun? Elimizden geleni yaparız. Ha. Ha, ikincisi de şu, diyoruz ki bir Beşli olarak bütün esnaf toplanalım, bir banka kuralım. Herkesin bankası var, değil mi? Bunun kanunu da var. Biz malımızı Beşli'nin toprağında ne üretiyorsak gelsin burada satsın. Ambarımıza koyalım, kendimiz satalım, halımızı kendimiz satalım. Artık Beşli'yi, Beşli'nin sanatkarı olarak tanıtalım. Nerede olursa olsun. Her yerde. Şimdi efendim bir de şu var. Beşli'de ileride gösterilen kendinin evet. Üstün gösterilen vatandaşın sırtından geçinen, vatandaşı oyalayan kimseler Beşli'ye sahip çıkıyor. Evet. Buradan Ankara'ya giderler Beşli'yi vururlar. Evet. Seçim zamanı geldi, vatandaşı şapur şapur öperler. Evet. Öperler. Çeşitli vaatlerde bulunurlar, bir tanesini yerine getirirler. Evet. İşte biz de bunun için yapıyoruz zaten. Beşli'nin kökünü bundan araştırıyoruz. Beşli'nin bu duruma gelmesinde yegane sebep o adamlardı. Evet. Beşli'yi bu duruma getiren o adamlardı. Evet. En çoğu. Evet. Balkanyanlar, aşağı görenler, eşkıya... Aşağı gören bir vatandaşın çocuğu bir yere bir aday oluyordu, kendini gösterdiği zaman kimmiş efendim? Niye? Asılzadeler beyler olması veyahut da ağalar olması lazım ki o yürüye. Peki sana şöyle diyeyim, öğretmesi. Evet. Hiçbir gün ağalardan, beylerden evet. Ya gelin arsada 2-3 tane fukarayı çağırıp alın oğlum bir arsa, bir kamyon burada sen sat, diyez kürcü sen sat, pambuk sen sat deyip malımız burada satılsın, evşehirlerini kazansın diyen bir ağabey gördün mü? Görmedim. Gördüm. Peki yapmazlar onu. Ha. İşlerinde gelmez. Ha. Şimdi parayı burada kazanırlar. Evet. Parayı burada kazanırlar. Evet. Onunla ceplerine doldururlar. Evet. Götürürler diskoteklerde, Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da diller yaz geldiğinde buraya yayda geldiğim yerde yine toplarlar götürürler. Yani hasulata gelir. Hasulattan hasulata gelir. Tabii tabii. Memlekete bir kuruş faydaları yok. Peki şimdi diyorum ki aşağıda hamamlar vardı, camiler vardı. Bunlar biliyorsun tarih değeri çok yüksek. Peki bunlar neden yıkıldı ihmalsizlikten? Beşli halkı buradayken bir hali düşmezken. Bu 55'ten sonra biliyorsun bu yıkım başladı. Daha evvel biz şehre göçüyorduk, şehri boş bırakıyorduk. Ki kapıyı kilitlep gitmiyor muydu boğabasına? İki tane düdük bir bekçimiz vardı. Ne kimin evi soyuluyordu, ne dükkanı soyuluyordu, değil mi? Evet. Bir halik düştü mü? Hatırlıyor musun? Evet. Peki demek ki bu Beşli'nin asaleti de bizde, dini de bizde, evet. Şerefini de biz taşımışız. Biz gittik her şey viran oldu. Yani esnafı. Şimdi efendim şu var. İşte
memlekette faydalanıp da memlekete sahip çıkmayan adamlardan kaynaklanıyor. Evet. Hükümetin buna el atması lazım. Vatandaşlar senin benim değil. Tabii. Güvenlik güçleri buna el atması lazım, korunması lazım. Tabii. Öyle. Bu bir çözgü makinesi. Daha evvel dolap şeklindeydi. Şimdi daha modern bir şekil aldı. Buradaki çözümün üstlükle çözgü olarak tezgahlar işlemi hazırlanıyor. Bu bizim hemşehrimiz de bu işi yapar. Mesleği çözgücülük. Dolap çevirsin mi yoksa? Tabii çevireceğiz şimdi. Diyette biraz sonra bunu takacaklar. Kodun halinde hazır çözgüyü hazırlıyorduk. İşte iplikleri takılı. İşte boş. Buradan güvenilmesi. Kapat. İsminiz? İsmim Mahmut. Soyadı? Ergün. Ergün. Peki size lağabınıza kimler derler besli olarak? Lağabıma süpürgeci erkeğinin oğlu. Evet, güzel. Peki bu mesleği kaç yıldır yapıyorsun? Bu mesleği 80'den beri yapıyorum. Evet, daha evvel mesleğin var mı? Daha evvel mesleğin dokumacı da çözgücülüğü 80'lere. Evet. Dokumacı. Evet. Peki sana da sorayım. Bu besliden niye göçtüler bu besini, dokumacılar, bunduracılar, imeniciler? Acaba senin fikrin nedir? Neden göçtüler? Gelir kısalığından göçer. Gelir kısalığından göçer. Evet. Peki, şöyle diyeyim. Bu şehrin yerinin bizim bu dokumacılara elverişli olmadığı, kaygan olduğu için bir de burada ceryanın azlığından da şikayet ediyorlar. Bir de yerin iyi olmadığını. Şimdi sana bir besle sorsam, deseylerdi ki o zaman bu şey, gel ağam besleyi sen kur deseydi, nereye kurardın? Efendim şimdi halihazırda kur demek lazım da kurulan yeri yapmıyorlar zaten. Hayır yani fikrini soruyorum ben. Kaya, nereye? Kayasına yapar. Ha. Neden? Sağlam yeri. Yeri sağlam, bugünkü sanayiye cevap verirdi. Elverişli. Bir de göçü de önleyebilirdi. Şimdi soruyorum sana, aşağıda camimiz vardı, namazımızı kılıyorduk, orada hamamlarda gümbür düğün ediyorduk. Evet. Şimdi şurada bir hamam gördüm, hani bizim bir aşağı hamamın teknesi kadar yok. Var mı? 20 senenin içinde daha ben hamamın yüzünü görmedim, burada. Ama aşağı şehirde her gün gidiyordu. Değil mi? Haftada bir kere. Ha. Haftada iki kere. Ya gülüp oynuyorduk, az evet. Kazanıyorduk, sevinçliydik. Şimdi bakıyorum her yerde çekten, mekten bahsediyorlar ama o mutluluk yok. Tabii. Peki bu neden ilgisizlikten mi yıkıldı? Bunlar neden oldu? Senin fikrin ne yani? Bu niye böyle oldu? Bakmadılar mı? Memlekete bakmıyorlar aslında. Memlekete baksalar bunun hiçbiri olmaz. Evet. Bugün Türkiye'de sarayı demek iyi bir yatırım. Ama bunu da karşılanmadıktan sonra ne olur bu? Tabii ki göç olur. Evet. Büyüdü, rahmetli Bayram Kala oynardı. 25 kuruşa kral önünden bir denk getirirdi ama oyun eğlenirdi. Bugün milyoner adamlar bu bir eğlence yok. Neden yani? Bak düşünebiliyor musun? Onların şefkati nerede kaldı? Ha. Onun para, milyonlarında sevdası da yoktu. Para hırsı da yok. Hepimizden dedi. Ben Beşliler'i sevmeyen bir kişi ben göremedim yani Bayram Kala'yı. Değil mi? Tabii. Ama zengin miydi? Yok. Evet. Onun paşkı mı? Yok. Biz ağacımıza katlanır, dağımıza katlanır. Fakir zengin demez. Herkesten sırdaş olur. Şimdi bakıyoruz ki gidenlerin yerini alan yoktur. Ben bunun için diyorum ki bir folklor kuralım, Besliye. Hem bu çabamızı gösterelim, filmle.
sporla, reklamla devletin şeylerinde, televizyonlarda gösterirsek bizim ne yaptığımızı, nelerle mücadele ettiğimizi, şu dükkanları görünce devlet çaresimize diyeceğiz, buna bir çare var. Elimizde tutacaklar mutlaka. Ama elimizde delil olmayınca hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız. Onun için böyle bir şey kurulursa spor ve folklor, eski türkümüzü kendimiz çalalım, kendimiz söyleyelim. Öyle değil miydi evet? Evet. Antep'te mi düğün var? Arabalı olsun böyle, modelim, bu gidi çalan. Gitsin Besile'nin düğününü yapsın, gelsin. Adana'da mı var? Besile'nin düğünü yapsın, gelsin. Şimdi oraya gelen Besile'dir. Besile'nin havasını dinler, türküsünü dinler, özlemini giderir. Böyle bir şeyde katkıda bulunur musunuz? Yani maddi manevi. Elimizden geldiği kadar bulunurum. Tabii. Yani mesela şimdi bir film yapacağız, dernek size gönderecek. Bir film alman da bunun karı bize o işi kurdurmak için. Yine de böyle şey toplayıp da para bulmak değil yani. Evet. Ha. Bir, okuyan bir kişiyi, söyleyen bir kişiyi tavsiye etmek de bizim için önemli. Yani, toplumdan büyüklük de var. Tabii. Ha. Tezgah var burada. Birisi malzeme mi yok? Malzeme yok. İşte, sermaye mi yok? Sermaye de yok, malzeme yok. Pasör olsa çalışır. Çalışacaktı. Evet, tezgah boş değil, sermaye olmadığından malzeme alıp çalışamıyorsun. Evet, anladım. Bu bir tezgaha ne kadar sermaye gidiyor yani? Yani şimdi sana desek ki biz ara bir tezgah. Evet. Ne kadar sermaye lazım? Bunun ipini işlemeye hazır edip savaş satmak için hazır. Ne kadar para gider şimdi? Rahat normal 10 milyon gider. 10 milyon? 10 milyon. Yani 10 milyon evet. Olduğu zaman rahat çalışırsın. Çalışırsın. 5 milyonu satarsın, 5 milyonu ip yerine böyle gider. Evet. Şimdi o zaman sana 10 milyon para lazım bunu evet. Çalıştırmak için. O da tabii. Evet. 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 Şimdi sen babanın adın sen kimlerdensin sen? Biz para hacimlerdi. Evet. Karacılar. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben aklım gitti de çalışıyorum. 10 sene fazla oldu. Baba mesleği aldın evet. Değil mi? Evet, baba mesleği. Peki şimdi siz dükkana yazdı değil mi Kayacın'da? Yok, hayır yazmam. Neden? Paranız mı yok? Para yok, yanımda bir yanımda bir şeyden tam düşünmedik. Güvenle burası sizin. Burası sizin mi? Güzel. Kiralık sizin. Evet. Şelebi 14 sene beri burada düğünde oturuyorduk. Onun için vardı yani. Evet. Peki şimdi sen yaptığın işten memnun musun? Hiç dışarı gitmek aklından geçti mi? Gidin orada ben de diğer hemşehriler gibi zengin olayım diye aklından geçti mi ya? Babana böyle bir şey söyledin mi? Söyledim, çok söyledim. Hatta evet. Antep'e, Mersin'e satış yapmaya, bir dükkan açarsın çok söyledim. Yani ona da son gitmedi. Korkuyor. Korkuyor tabii. Tabii ki Besnil'e cesaretli olur değil mi? Evet. Gidenler hep gitir görürsün Uşak'ta, evet. Antep'te hep size kazandı. Ama bu iki senedir kriz var. Evet. 5 senedir. Ama bu kriz atlatılacak. Evet. Evet. Peki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çalışmıyor, kafa dönüşüyor. Bunlar niye çalışmıyor mesela? Şimdi bu ip yok. İp yok. İp olsa sermaye mi alan yok yetmiyor yani yoksa? Evet, sermaye yetmiyor. Sermaye yetmiyor, tek tezgah çalışıyoruz. Peki kaç lira sermaye gidiyor buraya şimdi?
Haydi oğlum çalıştır deseler. Mesela bir devlet adamı gelse oğlum kaç para niye boş duruyor? Yanında da iki tane çırak çalıştır. Onlar da ekmek parası kazansın. Senin çırağın da çalışıyor. Kaç lira 40 lazım? 40 milyon lazım. 40 milyon. Evet. Aslında bunların hepsini söküp modern tezgah alıp bu memleketin çocuklarına hayat vermek gerekirken böyle sıvanmamış işte kahne dükkanlarda sanatçıyım diye geçinmiyor. İşte burada romantizma olur. Patronların elinde çalışırsan iyi, çalışmazsan kötü. Doktora gitmeyen arkadaş olur. Tamam. Kahrolsunlar, kahrolsunlar. İyi bir cunt eski. Ömrüne sigara yoktan bıktık artık. Gel ya. Bir daha sorma. Canı yok. Geliyor. Sokaktaki adamlara yardım ediyorlar. İşte vatandaş böyle tezgahları kutup boş duruyor. Parça duruyor, yardımı yok. İpi yok. Evet. İşte Mersin'in esnaf dükkanı. Yani acınacak ya. Eskiden ufak tezgahlarda dokunuyordu. Şimdi kaç metreye dokunuyorsun? Savanla kaç metre şeyin dönüyor? Yani. Savanla göre bir mesela 180 olmuş. Evet. 270 olmuş. 3 metre falan olmuş. 3 metre oluyor. Peki günde kaç tane savan çıkıyor bir metre? Normal 15 tane 30 tane dokunuyor. Evet. 15-30 tane. Eskiden de zaten doktora çıkarırlardı herhalde el tezgahında değil mi? Peki şimdi bu tezgahlar bence bunlar demoda değil mi? Şimdi modern tezgah olsa bunun 10-50 katı çıkarır. Öyle değil mi? Tabii. Ha. Şimdi neden bu yeniliğe gidiliyor? Sermaye yokluğundan mı? Bu tavan satılıyorsa değil mi? Sermaye yokluğundan mı? Sen eğer bu tavanı alıcımız varsa bunu modernleştir, üretimi çoğaltmak gerekiyor değil mi? Ha. O halde sermaye istiyor. Verilen sermaye de tavanı çoğaltıp satıyorsak bunu zarar bir yerde olmaz. Zarar olur mu? Ha. Ne yapmamız lazım? Modern tezgah, modern çalışmış. Daha iyi kaliteli malzeme. Modelini aklım vermez lan. Heh, işte bak dokuduğunuz modelini bilmiyoruz.
Çok düşük model bunlar. Sen de biliyorsun. Giden eşekle... Şimdi ne iş yapıyorsun eşyanı? Ben hamalıyordum be. Ha, bunları taşıyorsun. Yani ev göçme kastı değil mi? Yok, öyle şey yok. Üstlük getiriyorum. Peki bu kazanabiliyor, geçinebiliyor musun? Kazanım olacak işte, gene bir şey yok hala. Ha, yani ölmeden yaşıyorsun. Daha şimdi hazırlık yapıyor. Buranın nasıl çalıştığını, çözgünün nasıl yapıldığını filme alacağız. Yanlış gitse bozuluyor değil mi? Bir tel kırılsa orada hak kalacak, kilim bozuk çıkacak. Tabii işçisi, çözgücünün bir atlası. Emeğin de boşa çıkacak. Harfeyi, ustayı hepsini mağdur et. Evet. Çok dikkatli değil. Dört tane işçilik vermek. Bunun içinde hepsi bu arada aynı oluyor. Atlası bir şekilde emeğin atlasını yok. Evet. Bu yaptığın iş zevkli mi yani? Sen böyle severek mi yapıyorsun? Yoksa bir başka iş olsa onu yaparım diye düşünüyor musun? Bu ortamda başarılı olarak gösteriyorlar beni. Zaten bir insan bir işi severek yapıyorsa başarı gösterir. Tabii. Yoksa başarı gösteremez. Ben de onun için sordum. Yani bir insan severek yaptığı bir işte başarı olur. Başarılı olur. En verimli. Başkalarına da faydalı olur. Tabii. Daha güzel işler çıkamakta. Şimdi bunlar bobinler hazır vaziyette, müşteriler yapılmış. Abi, bobinler kelep geliyor. Ha. Kelepler önce boya, evet. Boya sonra bobine, bobine, bobinden sonra sözgücüye. Sözgücü burada bu bobinleri büyük makaralar haline tezgaha takılacak şekilde hazırlıyor. Evet. Bu şimdi dokunacak sözgü. Hazırlanmış. Sözgücü dökülüyor. Buradan bobinden şu makara olacak halde önce dolaba, sonra tekrar levende alınacak şekilde hazır olacak. Peki eskiden şu eskileri biliyor musun sen? Çalıştım efendim. Nasıl ben? Bu genç halde bunun yarı kadarıydım. 12-13 yaşlarında evimizde içine dolap vardı. Dik dolap. Böyle elle böyle yükenlerdi değil mi? O içine girer döndürürdüm ben. Bunun yerinde kılıç vardı. Kılıç derdik. Evet. Sen bilirsin. Evet. Teller böyle kalkıyor. Ben ufağının başının üzerine kutlar dökerdim. Yani bizi böyle görürüz ki sözcükü dönem. Tabii. Doğruydu yani. Tabii. Sözcükle geçme dedikleri bu yani. Bizim ustamız okulu falan yok bu işin. Evet. Bu tecrübeyle kazanılmış. Beşin halkın kabiliyeti çok yüksek bir şey. Evet, doğru. Bir şeyi kaptın, işte sen ne modern olsun, halıyı bir başlığı da halının çeşitliğini gördün, hemen yapar. Ya modernlik çizmeye gerek yok, hemen bunu yapar. Bizim bu doğru. Halı rezerlerini adam Belçika'da görmüş. Evet. Belçika'da usta bir işçi olarak işsiz geziyormuş. Evet. Ne yapmış orada bir kere görmüş, kalkmış. Gelmiş buraya, dökümcülüğü mesela olmadığı halde. Tabii. Bu tezgahın dökümünü yapmış. Fevkalade şimdi başarılı. Dünyanın her bir tarafında ihraç edilecek şekilde mal çıkarmış. Tabii. Çok güzel. Bak işte böyle bir şey değil mi? 5 bin adamı. Sonuçta 5 bin adamı. Kim bu? Kim diyor? Kimlerden? Valla ismini bilemiyorum. Evet. Antep'te eğer öğrenirsin Antep'e gideceğin olursan. Evet, Antep'i göstereceğim. Tabii. Hadi.
ben diyorum ki bu dükkan bu yaz dar. Değil dar, mi? Çok dar. Çok dar. Yani olabileceğinin en darı bu. Evet. Yer sorunu çok büyük Mersin'de. İşte şimdi biz sanayi, Gayazı'ya sanayi kaydırmak için bir yer almışlar. Siz de oraya yazıldınız mı? Tabii ben 3 yıldan birden yazıldım. Evet. Çünkü bu işin dar modelin makinayı getireceğim. Tabii. Burada hafı çöken vaziyette, buna sürecek vaziyette makina getireceğim. Tabii. Çünkü bu işi severek yaptım. Başarıya ulaşmazsa başında sevmek lazım zaten. Şimdi, bir şeyle, şimdiki bu faizler, borçlar vatandaşı biraz bağlıyor galiba. Evet, şimdi bağlı. Çok, tabii ki banka faizsiz verecek, makine kurur, çarakta kimse alsın. Faizsiz vermesine gerek yok. Düşük faiz versin, imkan tanısın. Ha. Versin yani, yine zarar etmesin, banka zarar eder. Tabii. Onu da düşünmek lazım. Hayır, verecek de. Verecek, düşük faiz denilecek. Mesela. Piyasada %15 ise faiz. Ha. %10 ile mi versin? 5 ile mi versin? 5 ile şimdi bazı emeklilerine veriyor. Mesela emeklilere, bazı memurlara veriyor. Esnaf kesimine de tanısın bunu. %10 ile tanısın. Yine mi? Tabii. Şimdi benim düşüncem şu, diyorum ki, bunun için söyledim. 5 liralık bir banka kurma şeyi geldi artık. Kuralım, fıstığımızı biz satalım, makineyi biz ithal edelim. Bak, ondan sonra topumuzu, her şeyimizi burada satsın. Kavunumuzu, fıstığımızı, her şeyimizi burada satsın. Her bankanın görüyorsun Mersin'de ofisleri var, depoları var. Evet. Bizim de olsun, herkes gelsin bizden alsın. Değil mi? Aslında bizim Mersin'imizin böyle mağdur şu anda. Çoğu kimseye göre iyi ama benim açık gözümde mağdur Mersin'imiz. Niye? Çünkü yönetim, kooperatif konusu yöneticiyi çakmış, parayı gitmiş. İşte bu olmayacak. Bir tane uyanık gelmiş gitmiş. Bu daha öyle olmaz. Kişiler, yani. Kişilere değil. Kişiler, İyi doğrultan. Kişiler olmayacak. Yani kişiler dediğim, toplumun malı aynı bugün diğer bankalar da var. Garanti Bankası'nın kurucusu bizim Karayollar Genel Müdürü. Evet. Bak adam benim gibi böyle topladı milleti, şirketleri bir banka kurdu. Ne güzel. Garanti Bankası. Zeyken deyken bunu Türkiye'ye ağlarını ördü. Şirketler yol yaptı, bina yaptı, her dalda iş yaptı. Limanlar yaptı. Biz de diyoruz ki Antep, Maraş, Adana, Antep nerede varsa bir şirket kuralım, paramızı koyalım. Yine nasıl onlar kar dağıtıyorsa onlar da karını alacak. Tabii. Batmaz. Başka bankalarını çalıştırıp kar kazanacağına kendi memleketimizde yapsınlar bu hizmeti. Ne güzel. Değil mi? Tabii. Hemen gelmek isteyene kaya ardında yer hazır. Aa dükkan, aa sana sermaye desinler. Çalışsın ödesin. Kaya ardının daha 2 sene içerisinde, 2 seneden evvel yapılacağını, başlanacağını tahmin etmiyorum. Ya. Seçim var. Yeni bir hükümet değişirse şehir. Yeni hükümetin toparlanması buraya takip işte biz bunu olmuş. Adamımız varsa yapılacak, adamların Mersin'e çıkacağını tahmin edelim. Belli olmaz. Güvenilir kişi yok ama kitapla olmaz bu. Böyle filmle gideceksin. Senin cesaretini göstereceğiz. Hadi cesaret olacak. Devlet de sana diyecek. Ha, nerede bu. Birlik beraberlik varsa orada başarı var. Birlik olduktan sonra kopardırız, onu alırız. Tabii. Devlete gerek yok. Bir tarafa 3-5 kuracaklar, biz yine başlatırız ya, her şeyi başlatırız. Burada yanlara gidenler bizi fabrika kurmuş. Uçakta, Antep'te. Demek ki kabiliyetli bu millet. Hadi. Ne demek? En büyük cesaretimiz zaten kabiliyetli olmamız. Bizim yöneticilerin başarıya ulaşmış olmalı. Tabii. En büyük cesaretimiz bu. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim bilgiden dolayı. Mesleğimizin sorunlarının anlatılması biraz yardımcı olmadıysa, anlatılmasından ne büyük mutluluk bize. Bundan büyük mutluluk yok. Gerçek öyle, yani bir genç olarak verdiğin mesaj doğru. Çünkü biz sistemde vermeliyiz zaten. Artık. Gelecek bizim, şurada gelecek ne var bizim? Geleceği temin, 10 meselemiz var. 10 meseleden sonra bizdeki sonrakilere bırakacak. Temiz bir memleket, temiz bir besleyin, karnı top, sırtı pek, ayağı yanmayan olmayan bir nesil bırakmamız için çalışmamız. Türkiye'de bizim gibi böyle sırt üstü verip çalışsak var ya, evet. Türkiye'nin bugün bizim Orta Doğu'da fakir tabakaya mal üretiyor, besle halkı. Evet. Türkiye'de 40 milyon nüfusa üretiyor. Gidip de holding gelip bunu almaz senden. Alamaz. Onun için halkın alabileceği düzeyde sanayileşeceğiz biz yani. Bugün İran'a da satacağız, Suriye'ye de satacağız. Onların da alma gücüne göre mal vereceğiz. Bir şirket bir malda müsaade, sözünü kesiyorum ama bir şirket bir malda
%40, %50 hatta %60'a varana kadar kar etmezse o işi verimli saymaz. Maliyetinin 1,5 katına çıkacak ki karı. Evet. Kar ettim diyecek. Bu iş maliyetinin maliyetinden 20'de birini kazanır. 20'de bir. Örneğin bir 20 bin lira bir savan imal ediyor. Mesela. Onu imal edin ya. Bir onu 22 bin liraya verebiliyor. En fazla 22 bin lira. Olmaz işte. Bunu bir şirket alamaz. Bunu bir... Evet,